Evet, tekrardan herkese merhabalar. Milas'taki orman yangını ile ilgili son dakika gelişmeleri aktaracağım. Son canlı yayınımızda yangının siteler bölgesine ulaşmaması için ekiplerin çalıştığını söylemiştik. Ve yol kapanmıştı. O an biz ekibimizle birlikte Bozalan tarafına çekildik. Bozalan'da yaklaşık bir saat kadar biz de mahsur kaldık. Güvenli alanda tabii ki mahsur kaldık. Bozalan yolu tamamıyla kapandı yangın sebebiyle. Alevler sağlı sollu etrafını sardı yolun ve giriş çıkış kapandı. Ardından bir saatin ardından alevler o bölgeyi terk etti ve başka bölgelere, özellikle zeytinlik alana yayıldı. Yol açılınca buradan ayrıldık. Ve ardından tekrar bulunduğumuz bölgeye geldik. Son canlı yayın yaptığımız bölgeye geldik. Burası neresiydi? Çökertme Mahallesi, Geren Mevkii, Siteler bölgesi. Geldiğimizde durum bu. Bir, şu tepenin diğer tarafındaki sitelerde yangın ilerlemiş. Ardından burada hane sitesine gelmiş. Sitenin arka bölümünden, şöyle göstereyim. Sitenin arka bölümünden aşmış yangın. Türk evleri istikametine doğru ilerliyor. Buradaki yetkililerden aldığımız bilgiye göre yol üzerinde, yangının gidiş yolu üzerinde bir tesis var. Bu tesise yangının ulaşmaması için ekipler yoğun şekilde mücadele veriyor. Burada basın mensupları da gelişmeleri buradan takip ediyor. Sabah saatlerinde Bozalan Mahallesi'ndeydik. Çökertmenin bir kısmını gördük. Bozalan Mahallesi'nde yanan evleri çektik. Yanan evleri görüntüledik. Yangın mağduru vatandaşlarımıza görüştük. Şu an orada bazı ihtiyaçlar var. Ben buradan tekrar onları dile getireyim. Milas'a bağlı Bozalan Mahallesi, yangının yaşandığı yerlerden birisi. Bazı evler orada yandı. Milas'a bağlı Bozan Mahallesi'ndeki halk şu an enerji kaynağına ihtiyacı var. Powerbankler, bunun gibi şarj edilebilir cihazlar gerekiyor. Özellikle fener, kafa feneri ya da el feneri. Bu çok önemli. Orada da tehlike hala devam ediyor. Orman ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin ve itfaiye ekiplerinin mücadelesi Bozalan'da devam ediyor. Diğer taraflarda da devam ediyor. Bozalan'da yangının köy merkezine ulaşmaması için yangının ilerleyiş yönünde çalışmalar yürütülüyor. Şu an bakın, ilk yangını bıraktığımızda bu tepenin öbür tarafındaydı, sitenin öbür tarafındaydı. Şu an yangın sitenin arka bölümünden. İlerisini göremiyorum ama zarar gören ev var mı yok mu? Şu an sitenin etrafından yangının atladığını görüyoruz. Yangın bu şekilde ilerliyor. Bozalan Mahallesi'nde ve diğer yangın alanlarında gece kafa feneri ya da el feneri, gerekli olan malzemeler arasında telefonların şarjı için, iletişim için şarj cihazları, enerji kaynakları gerekiyor. Yiyecek ve içecek olduğunu gördük. Şu an için yeterli ve takviye yapılacaktır. Öncelikle ihtiyaçlardan olduğu için. Evet, bakın. Türk evleri bölgesine yangın ilerliyor. Bu telefon hatları, direkler yanmış, yanıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle yanan yerleri gösterelim. Evet, telefonumuz çok ısındığı için yangın bölgesinde yayın kapanabiliyor. Evet, benim numaramı bilen arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, canlı yayın esnasında aramaları cevaplandıramıyorum. Onun dışında şarjımız da bizim çok az. Acil olmayan aramaları daha sonra yapmanızı isteyeceğim.
görevimizi yapamaz duruma geliyoruz. Santral ne durumda? Santral ne durumda bilmiyoruz. Yani öbür tarafa geçemediğimiz için yangın ama o bölgeye doğru ilerliyor. Yani bunu söyleyebiliriz. Bakın bu yolun iki tarafı da yanıyordu. Şuradaki bir çalılık alan bile yanıyordu. Çok fazla duman var. Arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bazı vatandaşların ve gazetecilerin bu alanlar yanarken denizden tahliye edildiğini öğrendik. Şu an bakın yangın bu tesisi de atlayıp geçmiş. Şu an için buradan denizde de sahil güvenlik ekiplerimiz acil tahliyeler için devreye faaliyet yürütüyor. Evet. Buradaki tesisin arkasından yangın ilerlemiş. Bakın burada yangının ilk günden beri önlemler alınmıştı. Tesise yakın alandaki ağaçlar kesildi. O bölge yanıcı maddelerden arındırıldı. Evet, bu şekilde. Rüzgar var. Ağaçlardan gördüğünüz gibi. Rüzgar var. Hatta çok var. Yani çok şiddetli rüzgar var. Uzaklığını bilemiyorum. Yani o bölgeyi görmedim. Sadece şu an şunu söyleyebilirim. Yangın Türk Evleri bölgesine ilerliyor. Yani Türk Evleri bölgesi hattında ilerliyor. Tabii karşıyı görüyorsunuz. Dağı. Evet buradaki bu tesisteki arkadaşlar bu tesisteki risk bertaraf edilmiş duruyor. Yani yangın etrafından ileri yöne yani doğu yönüne devam etmiş. Şu an alevlerin olduğu bölgeyi ben net olarak göremiyorum. Çok fazla rüzgar var. Gerçekten. Evet. Şu kenardaki şu kadarcık yer bile yangında yanmış. Bakın. Evet. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Önünde durmak mümkün değil arkadaşlar. Yani şunu görüyor musunuz? Şurada burası anıs tarlasıydı. Ekipler burayı sürdü sırf yangın atlamasın diye. Ancak yangın buradan bu bölgeden zeytinliğe bir şekilde atlamış bakın. Ve devam etmiş. Ve giderken şu kadarcık yerleri bile yakmış.
Mahallesi'ne yaklaşık 1,5 saat önce Karaceser muhtarımız oradaydı. Onunla görüştüm. Onun aktardığına göre orada 1,5 saat önce tahliye başlamıştı. Yani şu an için oradaki Fesleğen Mahallesi'ndeki durum hakkında bir bilgi yok. Telefonların çekmediği bir alandaydı. Ama Bozalan'da her evde olmasa da evlerin birçoğunda vatandaşlar var. İhtiyaç listesi dediğim gibi su ve yiyecek konusunda çok sıkıntı görmedim ama gece saatlerinde köylerin elektrikleri, bu yangından zarar gören köylerin elektriği kesildiği için burada yürümek bile mesele. Çünkü aydınlatma cihazlarına ihtiyaçları var. El feneri, kafa feneri, dediğim gibi iletişimin sağlanabilmesi için şarj aletleri, yani şarj aleti dediğim güç kaynakları, şarj edilmesi için telefonların, bunlar gerekli. Evet, yangında bugün 4. gün. Halen devam ediyor. Yani yatıyoruz, kalkıyoruz, yangın. Arkadaşlar 4 gün. Dile kolay, yarın 5. gün. Bakın, insanların ekmek yediği zeytinlikleri, gözü gibi baktıkları zeytinlikleri, meyve ağaçları, çam ormanlarının dışında. Bunlar da zarar gördü. Bakın kendi imkanlarıyla, kendi imkanlarıyla yanan ağaçları söndürmeye çalışıyorlar. Şuradan size izleteyim. İçin için yanıyor bu ağaçlar. Bakın, toprakla ağaçlara müdahale ediyorlar tankerlerle. Evet, telefonumuz aşırı ısınma uyarısı vermeye başladı. Yayınımızı daha fazla devam ettiremeyebilirim. Bakın, vatandaşlarımızın, çiftçimizin, cefakar çiftçimizin, üreticimizin yangınla mücadelesi. Evet, çok zor. Allah yardımcıları olsun. Çok zor. Artık biz de gerçekten çok yorulduk. Dün yangındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek için burada konakladık. Yani konakladık derken konakladığımız yeri göstereceğim size. 1,5-2 saatlik bir uyku. Konakladığımız yer şu iri iri taşların olduğu sahil. Altımızda hiçbir şey yok. Biraz hazırlıksız geldik. Bilhassa döneriz diye düşündük ama dönemedik. Böyle bir yerde geceyi geçirdik. Yatıyoruz, kalkıyoruz, alevler. Gerçekten çok zor. Geçmiş olsun. Evet. Bir zamanlar insanların burada denize girdiği, manzarasında keyifle oturduğu yerler artık arkada çam ağaçları kalmadı. Kızılçam ormanları kalmadı. Tamamıyla yandı her şey. İnanın, Muğla çok büyük yara aldı. Muğla'nın birçok bölgesinde tabii yangın var, biliyorsunuz. Cennette cehennemi yaşıyoruz diyebiliriz. Muğla bir cennetse bu da bir cehennem. Bakın, dakikalar içinde yangın tepeleri aşıyor. Atlayarak devam ediyor, bakın. Evet, insanlar buralarda piknik yapıyordu. Buralarda denize giriyordu. Geliyorsa yakıp geçiyor alevler.
Evet, Haber Milas ekibi olarak 4 gündür yangın alanlarındayız. Yangınla mücadeleyi, halkımızın çabasını, ekiplerimizin çabasını, yangının etkilerini sizlere aktardık canlı yayınlarımızla. Dünyanın birçok yerinden yayınlarımız teknik olarak çok iyi olmasa da yaşananı direkt olarak aktardığı için çok ilgi gördü. Çok fazla erişim aldı. Bizi takip eden herkese teşekkür ediyoruz. Bize güç veriyorsunuz. Evet, İzmir'den Şafak Kalelioğlu uçucu. Benden de sizlere selam olsun. Benim okul arkadaşım Şafak. Erciyes Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde gazetecilik okuduk beraber. Evet. Bakın şu koca dağ yanmış durumda. Şu direkt yıkılmak üzere. Yanmış. Şu an yürüdüğümüz ciddi bir alan. Yani şu bölge ciddi bir alan. Bakın, alevlerin ardından çok yoğun bir şekilde dumanlar yükseliyor. Bu afet karşısında birlik olmamız gerekiyor. Gerçekten birlik olmamız gerekiyor. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Bu zor zamanları birlikte atlatmamız lazım. Daha güçlü çıkmamız lazım. Hem şahsen hem bir gazeteci olarak bunu söyleyeyim. Gerçekten birlikte olmamız lazım. Yaralarımızı birlikte sarmamız lazım. Biz yangın alanlarında bunu gördük. Halkımız, ekiplerimiz dayanışma içinde çalıştı. Çalışmaya devam ediyor. Evet, şu burnu açtıktan sonra santralin bacasını göreceğiz. Eğer ısınmadan kaynaklı olarak kapanmazsa telefon. Evet, şu an yine uyarı geldi. Şurayı geçtiğimizde santralin bacasını göreceğiz. Tabii şu siyah dumanların yükseldiği yer, alevlerin olduğu yer. Ben yol kapalı olduğunu, yani ileride kapalı. Evet, bir vatandaşımız aracını kasasına davet etti. Yok, buradan canlı yayın yapıyorum. Evet, sağ olsun. Vatandaşlarımız bizlere de yardımcı oluyor. Şu an yürüyerek değil, aracın kasasında bu yangını göstereceğiz. Şöyle yol kapanmış durumda arkadaşlar. Bakın, alevlere bakın arkadaşlar. Yani apartman boyunda alevler var. Rüzgar çok etkili. Bakın, çok çok kötü, çok kötü. Bakın arkadaşlar, manzara dehşet verici. Daha baştan başa yanıyor. Yani buna nasıl müdahale edilir? Nasıl yapılır? Çok zor. Bakın. Geri mi döneceğim? Evet. Yol kapalı. Mecbur dönmek zorundayız. Evet, telefon direklerine dikkat etmek lazım. Doğru. Bazıları yandığı için kökünden yıkılıyor bir anda.
Evet. Şu karşı dağlardaki alevlere bakar mısınız? Çok dehşet verici bir manzara. Alevler maalesef halen ilerlemeye devam ediyor. Şu karşı tepe çok ciddi şekilde parladı. Yine aynı şekilde diğer taraf. Bakar mısınız? Alevlerin boyuna bakın. Evet. Bakın. Evet. Şu an Türk evlerine doğru ilerleyen yangında canlı yayındayız. Tekrar hatırlatalım. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 3.30-4 sıralarında çıkan yangın aynı günün akşam saatlerinde Bodrum'daki kırsal mahallelere ve Milas'ın diğer mahallelerine sıçramıştı. Bodrum'daki yangın da halen devam ediyor. Milas'ta yangının sıçradığı ve sıkıntı yarattığı mahalleleri bir daha söyleyelim. Gökbel, Çökertme, Bozalan. Bu mahallelerde yangın hasara sebep oldu. Bazı evler yandı. Şu an yangın bu hattan doğu istikametine, yani Ören mevkiine doğru ilerliyor. Evet, artık dönmemiz lazım. Artık burası çok tehlikeli. Dönmemiz lazım. Evet, dönelim mi? Çok ciddi yükseliyor ve aşağıya iniyor. Dönmemiz lazım. Yani buralardan geçmek mümkün değil. Evet. Şöyle gösterelim. Buradan artık dönmemiz lazım. Çünkü alevler hızla aşağıya iniyor. Evet, bu yayınımızın ilk bölümünde yürüyerek geldiğim yol. Evet, yayını sonlandırmak durumundayım. Bizi takibe devam edin. Milas yangınından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.